gider mesela. Seçimlerde Türk milliyetçilerinin sadece %5.2'si Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir araya geldi. %95'lik iki tane bloğu kendine muhtaç etti. İkisi de gelip kapımızı çaldılar. Bizim şartlarımızı kabul ettiler ve biz öyle destek verdik. Hatta yetmedi. Ümit Bey de öbür tarafa giderek CHP tarafını destekledi ve oradaki HDP'nin devre dışında çıkmasına vesile oldu. Onun için Türk milliyetçileri bir araya geldiğinde çok şey oluyor. Memleketime geleceğim dedim. Başka bir yere, hiçbir yere gitmedim. Benim iki tane memleketim var. Birisi Iğdır, birisi Yozgat. Önce Iğdır'a gittim. Sonra da Yozgat'a, Yerköy'e geldim. Ve bunu yapmam gerektiğine inandığım için yapıyorum. Bu siyaset ötesi bir durum. Bu bir partiyi, bir siyasi anlayışı desteklemenin çok ötesinde hakikaten de bilgisine, görgüsüne, yereldeki liderliğine güvendiğim ve uzun yıllardır beraber dostluk yaptığım Ferhat Başkanımıza destek için buradayım. Lütfen bunu hiç kimse başka bir şeye yormasın. Hiç kimse bunun altında bir şey aramasın. Dostlar bunun için vardır. Dostluk bunun içindir. Biz gelecekte Türk milliyetçileri bu ülkeyi yönetmeye talibiz. Ve ben inanıyorum ki siz sadece bir belediye başkanı değil, gelecekte de bu coğrafyadan çok güçlü bir devlet adamını burada seçmiş olacaksınız. İttifaklar kuruluyor, ittifaklar dağılıyor. Ancak değişmeyen bir şey var ki, vatandaşın gönlünde taht kuran bir belediye başkanı, belediye başkanı aynı zamanda bir liderdir, yerel liderdir. Halkın gönlünde taht kurmuşsanız, o zaman ittifakların çok daha ötesinde bir sevgiye, bir liyakata erişmiş oluyorsunuz. Hem bizimle beraber hareket eden Türkiye İttifakı Partisi, ki Sayın İl Başkanımız ve İlçe Başkanımız da buradalar, desteklerini açık bir şekilde Ferhat Başkanımıza ifade ediyorlar. Hem de ben bugün burada Ferhat Bey'in bir dostu olarak yanındayım ve Yerköy'de sesim kime ulaşıyorsa onlardan Ferhat Bey'in yanında olmalarını istirham ediyorum. Türkiye son Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde şunu görmüştür ki önümüzdeki 2028 seçimlerinde artık inşallah gün gelecek Türk milletinin önünde Türk milliyetçileri çok önemli bir seçenek olacaktır. Türkiye HDP'nin kıskacından artık çıkmıştır. Türkiye'yi önümüzdeki 10 yıllar boyunca Türk milliyetçileri yönetecektir. İnşallah yerelde bugün Ferhat Başkanımı seçeceksiniz. 2028'de de yarım kalan işimizi tamamlayacağız. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir Türk milliyetçisi Cumhurbaşkanı olacak inşallah. İnanıyorum ki Sayın Cumhurbaşkanı'na da son seçimlerde verdiğimiz destek ve seçilmesine sağladığımız önemli katkılar sebebiyle de o kapıların hepsinin Yerköy'e